Herkese merhaba, Kafa Kızlar'a hoş geldiniz. Zarf bugün bende, sizce ne olabilir? Hiçbir fikrim yok. Paraşüt mü atalım? Onu ben de bekliyorum. Bizi tatile götürün. O zaman açıyorum. Aç öyle. Karanlıkta makyaj ve Evrencan Gündüz'le kulis muhabbeti. Karanlıkta makyaj. Karanlıkta makyaj. Karanlıkta makyaj çok iyiymiş. Boşuna mı bu kadar makyaj yaptım evet, ya? Evet gerçekten. Bileydik normal gelirdi. Bir saat uğraştım. Ben karanlıkta bak, çok kendi iyiyim. Kendi kendimize mi yapacağız yoksa birbirimize mi yapacağız? Birbirimize yapacaksak daha eğlenceli bence. Eyeliner falan hayatta çekmem. Güzel çekermişsin muhtemelen. Muhtemelen. Ya ben aslında çok sık makyaj yapan biri değilim. Daha çok yataktan kalktığım gibiyim böyle. O yüzden makyaj biraz ilginç bir şey olacak yine. Daha önce hiç aynaya bile bakmadan makyaj yapmadım. O yüzden karanlıkta nasıl olacağına emin değilim ama bakarsanız çok güzel bir şey çıkar. Ya ben günlük hayatta çok sık makyaj yapmam. Öyle fardır, eyeliner'dır zaten sürmem. Şu anda olduğu en fazla ve ufak bir fondöten, rimel, highlighter o kadar. Rul bile yok. Karanlıkta makyajı muhtemelen yapamayacağım. İğrenç bir şeye dönüşeceğim. Ama bakalım hayırlısı. Renkler umarım çok absürt değildir. Zaten far pek süremem. Karanlıkta hiç süremem. Teşekkürler o ne diyor. Ben yani günlük hayatımda da çok sık makyaj yaptığım için bu challenge'ı güzel yapacağımı düşünüyorum. Zaten sanatla uğraştığım için elim yatkın. Karanlıkta bile bunu becerebilirim diye umut ediyorum. Ama daha önce hiç aynaya bakmadan makyaj yapmayı denemedim. Fakat hani böyle heykel yaparken de mesela bir şeylere dokunup ona şekil vermeyi öğrendiğim için hani kendi yüzüme dokunup da onu hani görmeden hayal edebileceğimi umut ediyorum. Çok iddialı konuştum ama göreceğiz. Çok sık makyaj yapıyor mu? Yok yapmıyorum. Çok günlük hayatta makyaja alışkın değilim. Aynaya bakmadan makyaj yapmadım. Ve yapabileceğimi düşünmüyorum. Merhaba arkadaşlar, makyaj kanalımıza hoş geldiniz. Bence çok kötü yapacağım. Bakalım şimdi. Gerginim. Palyaço gibi çıkacağız buradan hepimiz de. Bakalım nasıl olacak yani. Bilmiyorum yapamayacağım. Kanka bana ayna dolu oda var yine makyaj yapamam zaten yani. Karanlık fark etmiyor benim için. Tabii yapamayacağımı söyledim zaten yani. Allah affetsin şuradan çıktım da neler olacak acaba? Evrencan'a gideceğiz o kadar ya. Neden böyle şeyler yaptırıyorsun? Bence ben bunu hallederim gibi ama fırçayı hiç beğenmedim. Ya bunu değiştirsek olmaz mı? Daha güzel bir fırça olmaz mı? 3, 2, 1, kapat. Of. Evet arkadaşlar, şimdi bilmem ne rengi bir far paletimden aldım. Bu arada aynı iki göze de aynı renk sürmek de ayrı bir dert. Şu an çok merak ediyorum nasıl bir şey oluyor. Ortasından aldım galiba paletinden. Tamam, el yordamıyla bakalım neler bulabileceğiz. Dur bakmıştım şurada güzel bir renk vardı. Hop. Eller şu anda karıştı feci. Şu altın rengi farı deneyeyim dedim de düğüne hazırlanan kız gibi olacağım şimdi. Siz de oradan çok sonuçları direkt anında göremeyeceksiniz değil mi? Size de gün ışığında sürpriz olacak. İyi korkutmayalım bari çocukları. Kardeşim far tamam. Şu an var ya modifiye araba gibi. Oha ama bu bayağı karanlık. Bu ilk neyi süreyim ben? Burada bir fırça olacaktı. Şu an fırçayı palete değdirebileyim bile bilmiyorum. Bunu dağıtmak için bir fırça daha verseydiniz. Bu ne böyle? Tek fırça koymuş. Bunu böyle normalde sürüyorsun sonra dağıtıyorsun bir de. Biz onu yapamayacağız muhtemelen. Allah'ım ne olur böyle turuncu falan sürmüş olmayayım ya. Uf ya şu an bir de karanlıktan da hiç haz etmiyorum ya. Çocukluğumdan beri hiç sevmiyorum. Ağlamak istiyorum ya. Evrencan Gündüz'ün karşısına çıkmak olmayaydı. Çok umurumda olmaz. Ya normalde çok minimal bir makyaj kullanıyorum. Sadece işte ruj mesela işte renkli ruj seviyorum çok. Maskara sürüyorum. Normalde o kadar. Bu alık galiba. Bolca sürüyorum. Alık bile aldım mı bilmiyorum. Serzan hiç makyajlı görmedim aslında. Merak ediyorum ben de nasıl olmuş. Gerçekten en çok Serzan'ı merak ediyorum. Hatun zaten günlük hayatta makyaj yapmıyor. Bence makyaj yapmanın ne olduğuna dair bir fikri bile yok. Muhtemelen en kötümüz o olacak ya. Geçtik rimele. Bir şey göremediğim için biraz zor ama tombul bir şey arıyoruz muhtemelen. Bu, aynen. Göz kapağını bulamamak, evet. Şimdi ama bir şey değil mi? Haksızlık. İçeride her gün makyaj yapan 3 kız var. Ben burada yataktan kalktığım gibiyim. Hoş değildi bu. Bu hoş değildi. Oo, kaş göz birbirine girdi. Çok iyi oldu. Rimel de tamam. Düğüne hazırız.
Serzan palyaço gibi olmuş mudur diye merak ediyorum. Ben normalde resim çizerken falan da pek konuşmuyorum. Şu anda da kendimi bir sanatsal çalışma yapıyor gibi hissediyorum. Bolca maskara sürüyorum. Hataları gizlemek için. No, bu eyeliner değil. Bu. Eyeliner'ı ne yapsam ya? Eski Türkler böyle yapıyordu falan deyip şuralarıma falan mı sürsem? Vallahi evet, sol gözü bayağı abarttım galiba şu anda. Ay, makyajım çok mu abartı olmuş aşkım? Of, mıs süreceğim ya, tövbe bismillah. Selam. Makyaj çok yakışmamış mı arkadaşlar? Hep diyorsunuz makyaj yap yap diye. Bakın böyle oluyor işte, yapmıyorum o yüzden. Gülmem! Gülmem! Mor sürmüşüm. Çok mu kötü? Sağ olun. Yo. Tepkilerinizden gayet anladım, sağ olun. O kadar mı komik ya? Bir dakika ya. Bence komik olmamıştır ya. Bayağı özenli aslında. Bu ne renk? Allah seni kahretsin. Bu ne renk? Merhabalar. Of. Bence çok fena olmadı. Bakayım, bakabilir miyim hangi renkleri? Şu an renkleri? Değil. Yok, şu an bakamıyorsun. Hmm. Hadi be, tamam. Yanağımda rujlar var mı acaba arkadaşlar? Bilmiyorsunuz, tamam, ben de bilmiyorum. Neyse. Harika değil mi? İnsanları korkutacağız ya. Ben ama bir şey diyeceğim, gerçekten haksızlık. Gerçekten. Bu kızlar her gün makyaj yapıyor hocam. Harika. Hadi, bak, ne güzel yapmış. Bak, abi bu lan. Bir dakika, bir bakar mısın? Gözünün altına eyeliner çekini de... Bir değişiklik olsun istedik yani. O da güzel yapmış. O ne pembesi ya? Sen kendi dudağını gör, dudağını. Çingene pembesi. Oğlum en iyi bu ol. Aa, turuncu! Turuncu rujum sürmüş. Turuncu mu? Gel bakayım. O zaman piercing gibi olmuş. Aynen. Oğlum en iyi bu olmuş yine ya. Eyeliner hayatımda çekmediğim için bilmiyordum. Öyle göz altına vurdum yani. Pembe olmasına çok sevindim. Turuncuymuş, süper. Biraz ters olacak ama ben niye ters oturuyorum ya? Bu makyaj kombini biraz varoşlaştırmış üzgün. Sen laf sokmaya mı çalıştın? Yerim lan ben buna. Gecek yaptım ya, üzülüyorum. Üzülüyorum, ben buna laf sokmaya korkuyorum. Serzan'la çok biraz sokuşuyoruz, yap da. Bana sus demedin yalnız, bugün içim bir buruk. Çok az kaldı. Ama şimdi bu saç buruşu da biraz Bağcılar Kepuz. Bağcılar style diye. Evde kalmış umutsuz ev kadını gibi gözüküyor. Nitekim çok da yanlış değil yani. Ya. Yönetmenim, gözlük takabilir miyiz? Çok tatlıyız ama bak. Eyeliner'ıma bak. Allah katında şu an. Enseme çekmişim eyeliner'ı, enseme. Ensemde şu an eyeliner'ı bak. Şuna. Evet Zeynep, zamanı geldi. Bana bir sus de. Memnun oldum. Keşke karanlıkta size yapsaydık makyajı. Evet, evet ya. O harika fikir. Düşündük ya. Bugün iptal edelim, tekrar yapalım. Yapsınlar, ne yapmasın? Evet. Kabul et ya. Hayır, yaptı. Silecek misiniz? Bilemeyeceğim. Şunu bilemiyorsunuz, yapmayın ama doğru materyaller varsa silecek. Biz silemedik. Beşiktaş'ta da böyle gezdik. Bizi böyle gezdik. Şey diyorum, Afrika bu şeyden bizim kabilenin işareti falan diye böyle bir yanlış çekmeyi başka türlü açıklayamadık çünkü. İyiymiş. Yalnız ama gerçekten yazıklar olsun. Kimler kime makyaj? Ben orayı... Herkes kendine makyaj yaptı. Herkes kendine karanlıkta makyaj. Karanlıkta. Ne renk sürdüğümüzü bile görmedik şu az önce. Gördüm yani. Ha, herkes kendine yaptı. Tabii. Evet. Sen tam kabile olmuşsun. Ben kabileciyim. Sen kabile olmuşsun. Ya ilk celebrity çekimimizde bizi böyle iğrenç getirttiniz ya. Evet, gerçekten. Ya. Özgüven çıkmadık inşallah. Ben anlamaya çalışıyorum. Konserden önce şok bence. Bence bu şu tarafta bir sıkıntı yok. Senin o gözler çok... Oraya bak, orada çizgi mi? Ne yaptın? Eyeliner çekmeye çalıştım. O da işte bizim kabileden. Ama çekemedim. Onun şey, küçük evet, bir kabile işareti. Sana da çekeyim mi bundan? Komik oluyor değil mi böyle? Evet. Sürekli ona bakıyorum. Yapartma bak. Yo, hayır ya. Makyajdan dolayı bir odaklanamama durumu var. Nasılsınız normalde? Çok daha... Çirkin değiliz böyle. Öyle değil. Evet. Değil. Çirkin değil bir kez. Evet ya, şampiyonlar belli zaten yani. Farklı renk mi falan olmuş?
Kazanan sensin. Çok iyi sağlayacağım. Ben demiştim ama abi. Bak video çekilmeden dedim. Bu zaten günlük hayatımda çok güzel makyaj yapan bir arkadaşımız. İki sen derim. Üçü sen derim. Dördü sen derim. Bence sen bir şey diyeceğim. Bir dakika. Burada bir haksızlık var. Gündelik hayatta makyaj yapan arkadaşlar. Ben değilim. Öylece bir onların bir el alışkanlığı var yani. O zaman başka bir sıralama yaparsak sadelik olarak seni bir numaraya koyabilirim. Teşekkür ederim. Bulutlar gittin, 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 istemiyoruz sizi, özlemiyoruz sizi.